Merhaba, hoş geldiniz karşılaşmanın ardından. Teknik direktörümüz Fatih Terim'in basın toplantısı birlikteyiz. Sorularınız varsa sizlerle başlayalım. Buyurun, Oğuzhan Ort. Oğuzhan Ort, İlyas Haber Ajansı. Galibiyetinizden ötürü tebrik ederim hocam. Geçtiğimiz sezon 20 yıl sonra bu statta galip gelmiştiniz. Bu sene de seri devam etti. 2'de 2 oldu. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Bir de maçın genel değerlendirmesini alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Genel değerlendirmesi maçın. Bizim düşündüğümüz senaryonun dışında bir maç oynanmadı. Oyunun hakimi biz olacağız. Topun sahibi biz olacağız. Biz oyunu domine edeceğiz. Ama özellikle merkezde birinci sahadan ikinci sahaya, birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkarken kaptıracağımız toplarda da sıkıntı yaşayacağız. Kenarlarda baskıya uğrayacağız. Oradan yakalanan toplarla, kaybettiğimiz toplarla bize geçiş hücumu veya kontratak olabilir analizini yapmış olan bir takımız. Hiç bu senaryoya aykırı bir şey olmadı ama biz de oyun anlayışımızdan, bize ait olan oyun şeklimizden hiç ödün vermeden maç boyunca oynamaya başladık. Özellikle ilk 30 dakika neredeyse tam manasıyla oynayan, deplasmanda olmasına rağmen bir Galatasaray vardı. Bu rakibimizi de yormak en büyük amacımızdı zaten, kovalattırarak. Fenerbahçe'yi tabii burada veya herhangi bir yerde yenmek Galatasaraylar için önemlidir. Yendiğiniz zaman lider oluyorsanız bu da önemli bir galibiyettir. Oyuncularımı kutluyorum. Bütün giren, çıkan, oynamayan bütün oyuncularım maçı yaşadılar, emeklerini verdiler. Derbiye yakışır bir futbol oynamaya çalıştılar, oynadılar da kazandılar. 3 puan yerinde bizi lider yaptı şu anda. Mutluyuz. Kolay bir şeyden çıkmadık. Nedir o? 3-5 maça baktığımızda çoğu deplasmandı ve çok önemli deplasmanlar ve takımlara gittik. Bunun içerisinde Fenerbahçe de var. Bir tane içeride, o da oynadığımız yine önemli bir takım, Başakşehir'di. Bunların hepsini geçebilmek çok kolay değildi. Buradan kazasız, hasarsız ve de 3'er puanla gelmek bizi mutlu etti tabii. Buradan taraftarımıza, Galatasaraylılara selam olsun. Onlara bu 3 puanı gönderiyoruz. Hocam baktığımızda rakibiniz bu sezon önemli yatırımlar yaptı. Kadrosu neredeyse tamamen yenilendi. Hatta sizin de talip olduğunuz bazı futbolcuları aldı. Bu açıdan baktığımızda bu galibiyetin sizin için anlamı ne olabilir? Vallahi tabii kimsenin iç işleri beni ilgilendirmez. O konuda genel olarak ben pek bir şey söyleyen biri değilim. Herkesin kendi tasarrufu saygı duyulması gerekir veyahut da biz kendi işimize bakalım demek lazım. Biz kendi ekonomik durumumuza göre scout grubumuzla beraber çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızı, özellikle de genç, yetenekli olmasına dikkat ediyoruz. Katıyoruz. Memnunuz. Muhammed Mustafa da bugün attığı golle çok çabuk Galatasaraylı oldu. Geçen hafta da atmıştı. Daha da iyi işler yapacağına inanıyorum. Diğer Diandre, o da girdi, hiç uzun müddet oynuyormuş gibi hareket ediyor. Yarın inşallah o bir gün karantina süresi bitince Getson da gelecek. O da oynayacak. Henry zaten öyle. Halil, memnunuz biz. Kendi transferlerimizden başkasına da pek baktığımız yok zaten. Başka soru yoksa müsabakaya akredite olan medya mensuplarından gelen iki soru var. Biri yine transferlerle alakalı. Ali Naci Küçük, Hürriyet Gazetesi, Galatasaray'ın ne kadar başarılı bir ara transfer süreci geçirdiği atılan gollerle görülüyor. Galatasaray'ın kaydettiği son 5 golün 4'ünü yeni katılan oyuncular attı. Bunun için neler söylersiniz
demiş hocam. Buna cevap verdik isterseniz. Diğer... Bir daha vereyim. Yani tabii ki insan mutlu oluyor. Takımının kazanmasına önce mutlu oluyor. Sonra oyuncuların hepsinin performansına mutlu oluyor ama bu arada eğer yeni aldığınız oyuncular da bu transferde sizi mahcup etmemiş, sizi haklı çıkarıyorsa bundan ayrı bir haz duyuyor tabii. Onun için bütün yeni transferlerimiz şu anda doğru diye düşünüyorum. Yüksek rakamlarda olmadığı için daha da mutluyum. Bunlar yönetimimizle beraber devam edecek. Bu direkt atışlar. Evelallah. Çünkü müthiş çalışan bir oyuncu tarayan bir ekibimiz var. Emre Utkucan ve ekibi çok iyi. Bizler her gün bu konuyla ilgileniyoruz. 2 saat, 3 saatimizi ayırıyoruz. Ve de sportif direktör kurumu, departmanı bizim Şükrü'nün başkanlığındaki Hakan ve Uğur'la da çok güzel bir ekip yaptık. Daha güzel sürprizlerimiz yakında olacak inşallah. Anneci Küçük'ün diğer sorusu, tebrikler hocam. Bu galibiyette Galatasaray Kadıköy'de lider olarak, Kadıköy'den lider olarak ayrılıyor. 3 puan ligin geri kalanına nasıl etki eder? Burada tabii sonuç itibariyle biz kaybettiğimiz kredileri topluyoruz. Lider olduk ama sonuçta bir puan farkımız normal bir diğer takımlarla arada farkımız yok. Sadece olması gereken yerde, alınması gereken yerde alınan bir galibiyet. Önemli bir galibiyet. Aksi takdirde 6 puan artı ikili avarajın da elden gittiğini düşünecek olursak sıkıntılı bir şey olurdu. Burada ligin üst tarafını biz dengeye getirdik. Kendimize moral, avantaj sağladık. Yoksa yani daha çok maç var, daha durun bakalım ne sürprizlerle karşılaşacağız biz, herkes. İnşallah karşılaşmayız ama bugün hep söylediğim bir şey var. Türkiye Ligi artık her maçın önceden kestirilemediği bir lig olmuştur. Herkes herkesi yenebilir. Herkes her yerde kazanabilir. Artık büyük takım küçük takım mefhumu kalmamıştır. Dolayısıyla seyircinin de olmadığı bir ortamda herkes zaten eşittir sahanın içerisinde. Bir baskı yoktur. Ben tabii gerçek taraftarlardan bahsediyorum. Toplamalardan değil. Ondan sonra böyle bir ortamda herkes dikkatli olması lazım her maç için. Nitekim bakın kaybettiğimiz puanlara bizim. Kimlere, nelere. Benim söylediğimin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Ama galibiyet önemli bir yerde, önemli bir zamanda olduğu için o açıdan önemli bizim için değerli oldu. Sezgin Gelmez hocam taraftarlarla alakalı bir soru sormuş. Fenerbahçe Stadı tribünlerinde seyirci gördüğünü söylüyor. Siz de maç öncesi bu duruma değindiniz. Yaşananları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi arkadaşlar, yani bizim bildiğimiz seyircisiz oynanıyor. Ama bugün burada görülüyor ki daha takımınız çıkarken küfür yiyor. Daha sahaya çıkarken 1,5 saat önce. Arkasından hocalarımıza bir türlü hakaret ediliyor. Bize durmadan bağırılıyor. Biz seyircisiz oynadığımızı zannediyoruz ama öyle değil. Öyle değil maalesef. Gerekli yerlere söylemenize rağmen hiç öyle bir şey söz konusu değil. Anlamadım. Bazı yerlerde de oluyor bu. Akredite olacak sayı belli. Söylüyorum. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Ve de kimse doğru... Herkes taşkınca küfür ediyor ve hakaret ediyor. Emniyet de orada. Valiliğin de haberi var.
Spor Bakanlığı'na da yazıldı, federasyona da yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş? Biz de elimizden geldiği kadar hepsini tespit ettik. Yarın sabah itibariyle de en azından şahsım adına avukatlarım gereğini yapacaktır. Oradan geçeceksin. Ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mudur yani seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynama? Hepsi bizde mevcut. Küfürleriyle, kafirleriyle, sesleriyle, görüntüleriyle. Oradan herkes söver. Oradan herkes kabadayıdır. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.